istersem öncelikle açıklamaları dinleyelim. Sürgünde hükümet kuran İran'ın son şahı Rıza Pehlevi'nin torunu Rıza Pehlevi konuştu. Dediğimiz gibi İran devrimini bir kez daha eleştiren Pehlevi, İran'ın Orta Doğu'yu topyekün savaşa sürüklediğini söyledi. Bu bizim savaşımız değil dedi. Pehlevi, İran'a demokrasi getireceğim diyerek de meydan okudu. Bir izleyelim o açıklamaları. 45 years, too many of us have been forced to live in fear. Fear of the next terrorist attack, fear of war, fear of economic instability, fear of nuclear blackmail. That's because 45 years ago, my country was taken hostage by a radical regime that seeks not only to keep my people in chains, but to export its revolution to your countries and your people. And so today, I come to you with a message. This is not the Iranian people's war. It is Ali Khamenei and his regime's war. It uses Palestinians as human shields. And now it has brought our cradle of civilization to the cusp of regional war. The Middle East is all too familiar with turmoil and upheaval. So I know you might fear change will bring chaos, but fear not. We will not allow a power vacuum to follow the collapse of this regime. Ready to step in to serve our nation and make peace with our region. Efendim, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da İran halkına seslenmişti, hatırlayacaksınız. Ey asil Fars halkı diyerek seslenmişti, hatta İranlılar da dememişti doğrudan. Rejiminiz sizi uçuruma yaklaştırıyor demişti. Burada da yine tartışmıştık konuklarımızla, değerlendirmiştik o sözleri. Şimdi o açıklamayı da bir kısaca hatırlayalım, üzerine konuşalım. Speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Muhammad Deif. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. I speak a lot about the leaders of Iran. Efendim, kısa süre arayla gelen açıklamalar bu şekildeydi. Değerlendireceğiz. Sayın Vural, sizin uzmanlık alanını sizinle başlamak isterim. İran'a şimdi İsrail ne yanıt verecek diye merak ediyoruz ki Netanyahu her konuşmasında İran'ı başa koyuyor tehdit olarak, düşman olarak. Dolayısıyla bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Bu iki açıklamayı üst üste koyduğumuzda size ne düşündürüyor? Çünkü özellikle reisinin öldüğü haftada biz bu Pehlevi'nin bazı açıklamalarını, bazı ülkeler tarafından nasıl desteklendiğini, böyle bir girişim hazırlık olup olmadığını tartışmıştık. Değerlendirmiştik yine sizinle birlikte. Şimdi yeniden gündemde açıklamaları. Dolayısıyla İsrail İran'da darbe mi planlıyor? Bir rejim değişikliği mi planlıyor soruları gündemde. Sizin görüşleriniz, öngörüleriniz nedir bu konuda? Teşekkür ederim Büşra Hanım. Öncelikle ABD ve İsrail 1979'dan beri İran'da rejimi değiştirmeye çalışıyorlar. Bunun için çeşitli araçlar kullanıyorlar. Tabii bildiğiniz gibi 1980 itibariyle dünyada eşi benzeri görülmemiş uygulanan ambargo ve yaptırımlar en başta geliyor. Tabii istihbarat örgütlerinin kullanımı bir diğer araç olarak kullanılıyor. Üçüncü olarak da tabii biliyorsunuz 1979'da İran'daki devrim, İslam devrimine evrildikten sonra İran'dan ülke dışına çok büyük oranda bir göç oldu. Başta Paris, Amerika olmak üzere Türkiye, Kanada çok fazla ülkeye göç etti İranlıların önemli bir bölümü. Fakat şu anda tarihler 1979 ve 80'in biraz ötesinde. Şimdi tabii ki Devrik Şah'ın oğlu, evet, ABD'de yaşıyor, Los Angeles'ta. 60
70'li yaşlarında ve zaman zaman İran'la alakalı siyasi olaylar olduğu zaman kendisi açıklamalar yapıyor. Şimdi sosyal medya üzerinden yapıyor ama sonuçta dışarıda bir komünite var, bir diaspora var ve hala İran içerisinde de, İran dışarısında da rejim değişikliği noktasında bir karşılığı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şimdi Netanyahu'nun açıklamalarına bakmak gerekiyor. Şimdi Netanyahu açısından bu video şunu düşündürüyor bana. Yani ne kadar içeride güvenlik anlamında bir sıkışmışlık var ki dönüp İran içerisine araçlar kullanmak ya da istihbarat her zaman kullandıkları yöntem. Hani bunu da geçmiş sosyal medya mesajıyla sesleniyor. Şimdi İran halkı öncelikle asil Fars toplumu diye seslenmiş ama ya İranlı kimliği var. İran'da yaşayan birçok biliyorsunuz gruplar var. Dolayısıyla şimdi bütün İranlılar açısından eğitimi yüksek bir toplumdur İran toplumu ve Netanyahu'dan kendilerine ya da ABD'den kendilerine böyle bir altın tepside bir güzellik gelmeyeceğini bilecek kadar da yüksek oranda eğitimlidirler. Neden siz o grupları şimdi, görmezden gelip Fars toplumu olarak sesleniyor Netanyahu? Orada da mı bir strateji var? Şimdi şöyle, Pehlevi Hanedanlığı döneminde İran'da bir Farslaştırma politikası vardı. Dolayısıyla yani yüceltilen ve yükseltilen taraf daha çok buydu. Fakat İranlı kimliğine baktığınız zaman bu kimlik çok zengin. Bunun çok daha ötesinde. İran Türkleri de var, başka etnik unsurlar da var. Dolayısıyla bilmiyorum Netanyahu niye bilinçli onu seçti ama bu olabilir. Ama biz şimdi hedefinin ne olduğuna bakacak olursak, şimdi bu uzun vadeli bir plan. Ve şu anda somut güç üzerinden bir karşılaşma içinde olduklarını görüyoruz Tahran ve Tel Aviv'in. Yani artık sert güçle birbirlerine konvansiyonel anlamda müdahale ettikleri, gözle görülür şekilde vurdukları bir dönemdeyiz. Peki bu ambargo ve yaptırımlar 45 yıl boyunca başta ABD tarafından İran'a, İran halkının omuzlarına neden uygulanmıştı? Bu kadar petrol ve gaz zenginliğine rağmen İran'ın ekonomik açıdan daha iyi günlere ulaşmasına engel olmak ve içeride rejimi sıkıştırmak için. Şimdi bunun toplumda karşılığı var mı? Şüphesiz ki var. Mesela İran'ın coğrafyadaki direniş ekseni unsurlarıyla olan ilişkilerinde içeride zaman zaman şu söylemlerin de çıktığını görüyoruz. Hani paranın İran için harcanması gerekiyor söylemlerin. Çünkü ekonomik açıdan da sorunlar var. Ambargo ve yaptırımlarla birlikte ekonominin daha iyi olması, yani buna rağmen ekonomi çabalıyor ama sorunlar da devam ediyor. Enflasyon var, bir sürü sıkıntısı var insanların. Şimdi ABD, İsrail ve diğer İran rejim karşıtlarının İran'a uyguladığı bu ekonomik araçla baktığımız zaman, yani bu bir parça içeriye bir bal çalmak gibi oluyor ve bilmiyorum toplum içerisinde bunun destekleyen, tabii elimde böyle bir araştırma yok, ne kadar bir grup var ama hala saltanat isteyenlerin olduğunu biliyoruz ve dışarıda diaspora açısından da istihbarat örgütleriyle ilişki içerisinde olanları da var. Son olarak şunu söyleyelim, İran istihbaratı içeride tabii ki güçlü bir şekilde rejimi korumak, devletin bekasını rejim bekasıyla eşleştirdikleri için buna karşı mücadele ediyorlar ve devam ediyorlar bu mücadeleye. Dolayısıyla içeride zaman zaman toplumsal protestolar, dışarıdan ne zaman müdahale olduğu, kaşındığı ya da istihbarat örgütleri tarafından desteklendiğinde içeride istihbarat güçlü bir şekilde bunlara müdahale ediyor. Dolayısıyla güvenliği bu şekilde sağlıyorlar. Yani içeride istihbarat ne kadar güçlüyse dışarıdan bu müdahalelerle mücadele etmek de aslında o kadar kolay oluyor. 45 yıldır bunu İran başarıyor. Fakat bu Netanyahu'nun mesajı çok rahatsız edici bir şey. Yani diğer devletlerin iç işlerine bu şekilde bir devletin açıktan müdahale edebiliyor olması çok ilginç.